geldiğimiz noktada Fennas madencilerinin, Fennas işçilerinin ve sendikamızın aldığı bazı kararları duyurmak için size bu videoyu çekiyoruz. Önce kararları anlatalım. Birincisi, biz bugün Enerji Bakanlığı'na hazırladığımız raporu, yüksek ölüm riski olduğuna dair Fennas'a hazırladığımız raporu teslim etmek ve bir denetim yapmalarını talep etmek üzere yola çıktık. Ancak yolumuz kesildi. Yolumuzun kesildiği noktada yaptık ve bu yolun açılması talebiyle bekleyişe başladık. Ancak şu an itibariyle bir çözüm geliştirilmeden biz buradan kalkmamaya karar verdik. Buradaki pozisyonumuzu koruyacağız. İkincisi, en son 11'de bir poğaça yedi madenciler. O zamandan bu zamana yemek yememişlerdi. Biz bir çözüm gelene kadar, yani artık arada bakanlıklar, milletvekilleri şu bu değil, bir sonuç elde edene kadar, bir çözüm elde edene kadar yemek yememe kararı aldık. Açlık grevindeyiz, bunu duyurmak istiyoruz. Üçüncüsü de basına, siyasilere, bakanlıklara vesaire derdimizi elimizden gelen her yolla anlattık. Kamuoyuna derdimizi her yolla anlattık. Belki onlarca yazı, açıklama, rapor yayınladık. Bildiğimiz, burada gördüğümüz, emin olduğumuz her şeyi tane tane bütün detaylarıyla anlatmaya çalıştık. Ama hiçbir çözüm elde edemedik, hiçbir sonuç elde edemedik. Burada yaptığımız görüşmeleri de söyleyelim. Mecliste grubu bulunan bütün partilerle görüşmeler yaptık. Cumhuriyet Halk Partisi ile, DEM Parti ile, MHP ile, İYİ Parti ile, Saadet ile, Gelecek ile görüşmeler yaptık ve nihayetinde AKP grubundan önce iki milletvekiliyle, Erol Keleş ve Mustafa Arslan'la görüşmeler yaptık. Ondan hazırladığı rapor ışığında görüşmeyi kabul eden AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'le de görüşmeler yaptık. Bakanlıklar düzeyinde daire başkanlarıyla görüşmeler yaptık ve herkese her şeyi bütün açıklığıyla anlattık. Kimse bize en ufak bir noktada dahi haksız olduğumuzu söylemedi. Yanlış bir iş yaptığımızı, aslında olmayan şeyleri uydurduğumuzu söylemedi. Hakkımız dışında bir şey aradığımızı söyleyemedi ama bir çare geliştirmediler. Doğal olarak biz bu saat itibariyle siyasilere, basına, bakanlıklara, şu bu düzeydeki yetkililere konuşmayı bırakıyoruz. Onlarla iletişimi bırakıyoruz ve bu anlattıklarımız ışığında, bugüne kadar anlattıklarımız ışığında bir çözüm geliştirilmesini bekliyoruz. Çözüm geliştirilene kadar bizim geri dönüşümüz yok. 50. günündeyiz direnişin, Kurtuluş Parkı'ndaki nöbetimizin 12. günündeyiz. Gerçekten elimizden gelen her şeyi yaptığımıza inanıyoruz. Yani burada da az önce işçi arkadaşlar anlattılar. Bugün Amasra katliamının ikinci yıl dönümü, Soma'nın üzerinden 10 sene geçti. Biz buradaki gibi can kayıpları olmasın, bu işçiler tekrar ölmesin diye mücadele ediyoruz. Can riski ortadan kalksın diye mücadele ediyoruz. Bu kadar açık bir talebe karşı bu kadar çok vurdum duymazlık, bu kadar görmezden gelme, bu kadar sesinin duyulmaması artık bizi bu noktaya getirdi. Bir çözüm istiyoruz. Çözüm olana kadar şu anki pozisyonumuzdan tek bir geri adım atmayacağız, tek bir noktaya hareket etmeyeceğiz, tek bir lokma yemeyeceğiz, tek bir kelime konuşmayacağız. Doğal olarak bu meselenin Türkiye'nin en önemli meselelerinden bir tanesi olarak ele alınmasını, bu işçi arkadaşların ortaya koyduğu sorunlar ışığında bir çözüm geliştirilmesini talep ediyoruz. Bu çözüm geliştirilene kadar biz buradayız. Eğer bizim için bir şey yapmak isteyen varsa bütün kamuoyuna sesleniyoruz. Bu sorunun çözümüne dair bizim tarafımızda olduğunu açıklasınlar. Yetkililer bir inisiyatif geliştirsinler. Ferhat Nasuroğlu, şahsen size de sesleniyoruz. Bu sorunun çözümü sizin bu davranışınızın, bugüne kadar sürdürdüğünüz ters davranışın değişmesinde, bu sorunu ele alıp burada bir çözüm geliştirmenizde. Bunu yapmadığınız sürece biz geri adım atmayacağız. O yüzden taleplerimiz net, durumumuz net, biz buradayız.